Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Antep baklavasını andıran bu baklava aslında bir ev baklavası. Ben çokça yapmıyorum biliyorsunuz ev baklavalarını. Yapmışken de en güzelini buldum sizler için. Bir adet yumurta, bir su bardağının yarısı kadar sıvı yağ, yani yarım su bardağı ölçüsü kullanacağız bugün. Dilerseniz siz iki tepsi yapacaksınız. Tam ölçü, yani bir su bardağı su ve iki yumurta ile birlikte de iki katı olarak da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içine süt ilave ediyorum. Bu baklavamızda yoğurt yok, bunun yerine süt kullanacağız. Nedenlerini ve nasıl bir kıvamda olması gerektiğini de göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sıvı malzemeyi bir arada karıştırdım. Bir çimdik kadar da tuz muhakkak içine ilave edin her baklava tarifinde. İçine kullandığınız un daima çok kaliteli bir un olsun. Baklavalık, böreklik un olsun. Ben bizim un ya da Hekimoğlu birinci sınıf un tercih ediyorum. Söke'nin birinci sınıfı da gayet iyi. Bir paket kadar kabartma tozuyla birlikte hamurumu iyice güzelce böyle hemhal olana kadar yoğuruyorum. Yumuşaklığını göstereceğim. Videodaki kıvama mutlaka dikkat edin. Un ölçüsünden daha çok videodaki kıvamı göz önünde bulundurun. Dinlendikçe biraz daha da yumuşayacaktır. Gayet elime direnç gösteren bir yumuşaklıkta hamur yoğurdum. Çok sert olmasın. Ev baklavası biraz daha yumuşak hamuru seviyor. Özellikle ilk defa baklava açanlar için çok yumuşak olmaması kaydıyla böyle sertten yumuşağa doğru bir hamur lazım. 1 saat kadar dinlendireceğim. Dinlendirdikten sonra bezeleri ayıracağım. Dinlenen hamurumu tezgaha aldım. Şimdi bunu önce 6 parçaya böleceğim. Çünkü bizim baklavamız bugün 60 kat olacak. Tül gibi incecik olduğu için çok hacimli durmayacak. Ama sizler dilerseniz, isterseniz 40 kat da yapabilirsiniz. 40 kat büyük bir tepsi yaparsınız. Diğer 40 kat da küçük bir tepsi yaparsınız. Yani 1,5 tepside yapabilirsiniz bu hamurdan. Ben size tam büyük bir tepsi, Ankastre fırınlara girebilecek en büyük tepsi ölçüsünde bir baklava çıkartacağım. Öncelikle 6'ya, daha sonra her bir parçayı ona bölerek 60 adet beze elde ettim. Gördüğünüz gibi o onarlı gruplardan 60 adet beze elde ettim. Diğerleri kurumasın diye nemli bir bezin altında muhafaza ediyorum ve ilk grubu açmaya başlıyorum. 10 tane beze açacağız üst üste. Gördüğünüz gibi fındıktan büyük, küçük bir ceviz kadar. Mutfak terazisi olanlar için hemen gramaj ölçüsünde vereyim. 12'şer gramlık bezeler hazırladım. 12-12,5 gram gibi düşünebilirsiniz. Küçük bir çay tabağı büyüklüğünde açıyorum önce nişasta ile birlikte. Daha sonra aralarına böyle bir tatlı kaşığı nişasta gelecek şekilde, şöyle bir hamuru görmeyeceğiniz kadar aralarına nişasta alarak üst üste koyuyorum. Çok fazla nişasta koyarsanız merdane ile açarken zorluk çekersiniz. Merdane birbirinin üzerinden kaydırır. Şöyle şöyle elinizle pıt pıt vurun üzerine. Böylece birbirinin üzerine geçsin ki merdane ile açtığınız zaman birbirinin üzerinden kaymasın. Kaymaması için bir işlem daha var. Hemen onu da göstereceğim. Şimdi 10 tane bezeyi ben açamam ki diyenler için 5-5 açın, hiç önemli değil. Ama emin olun zor değil. Hamur bir kere sütlü bir hamur olduğu için kolay kendini bırakıyor. Çok sert Antep baklavaları gibi hamur değil. O yüzden kolay kendini bırakıyor. Biraz merdane ile açtıktan sonra oklavaya geçeceğiz. Ama hiç merak etmeyin, hamuru tek tek ayırmadan oklava ile açacağız. Hemen onu da yakın çekimle göstermeye çalışacağım. Üst üste gelen hamurumu önce elimle kenarlarını bastırıyorum. Ters düz ediyorum. Sonra merdaneyi gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru böyle iz iz bastırıyorum ki hamurlar birbirinin üzerinden kaymasın diye. Hem alttan hem üstten bu şekilde yapın. Önce bir hamuru güzelce birbirinin üzerine oturtturun. Daha sonra açmaya başladığınız zaman hamur birbirinin üzerinden kaymayacak. Hepsi eşit açılacak. Arada bir ortadan alıp 3-4 tane alıp ters çeviriyorum hamurun üzerine. Böylece işte üstteki az açıldı, ortadaki fazla açıldı, öyle bir sorun da olmuyor. Bütün hamur aynı şekilde açılıyor. Şimdi biz bezelerimizi ufak tuttuk. Tepsi ebatınca açacağız. Tepsiyi birazcık geçecek. Hemen onu da kesip içine atacağım. Gördüğünüz gibi yufkaları elime geldiği gibi ortasından ikişerli, üçerli alıp ters ters çevirip merdane ile bu ortadan sona doğru
genelde açıyorum. Niye böyle yapıyorum? Kenarları eziyorum. Çünkü oklavayla açtığınız zaman hamur kenarlarına doğru kalınlaşacak. İşte tam da bunun önüne geçmek için elimde hazır merdane varken kenarlarını özellikle açıyorum. Şimdi oklavayla başlayacağım açmaya. Çok birbirinden ayırmayacağım. Az önce hani merdaneye nasıl geliyorsa ikili, üçlü belki öyle ayıracağım. Tek tek ayırmaya uğraşmayın. Onlar zaten yağ yedikleri zaman tek tek katları açılacak. Finalde ben size bunu bol bol göstereceğim. Normalde bu şekilde Antep baklavalarını tek tek açtığımız da oluyor. O şekilde videolarımız da var. Merak edenler için baklavalar linkini buraya ekleyeyim. Dilerseniz tüm baklavalara buradan ulaşabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her türlü baklavayı yaptım. Midye baklavadan tutun gazete baklavaya kadar türlü türlü baklava çeşitlerim var. Dediğim gibi ben genelde Antep usulü yani kaynara kaynar şerbet veren ve çıtır çıtır olan baklavaları yapıyorum. Ev baklavası konusunda biraz seçiciyim. Yani hani böyle çok içi hamur oluyor bazı ev baklavalarının. Onu sevmiyorum. Bazıları böyle diş kesmiyor, sert oluyor. Onu da sevmiyorum. Ben böyle hem ağızda dağılsın hem böyle üstü çıtır çıtır olsun istedim. Öyle bir tarif aradım. Bunu da arkadaşımdan aldım dedi. Benim baklavamı çok beğenirler. Esra'ya buradan selamlar olsun. Dedim ver bir tarifi bir deneyelim bakayım beğenirsem dedim yayınlarım. Biraz da böyle kendi tecrübemi de katarak içine yağını mesela fazla koydum. Onun verdiği ölçülerden yağı biraz daha fazla kullandım. Yavaş yavaş pişirdim. Çünkü baklavayı yapmak kadar pişirmek de çok önemli. Şimdi bu yufkaların açılımını tamamladım. Gördüğünüz gibi elimle şöyle yere yere vurduruyorum. Eyvah yırtılacak diye korkmayın. Hiçbir şey olmaz. Yumurtalı hamurdur bu. İncecik tül gibi de açıldı. Bu şekilde aralarına hava veriyorum ve aralarında hiç fazladan nişasta kalmadı. Çok nişastalı baklavalar gerçekten hoş olmaz. Ağızda hoş bir tat vermez. O yüzden olabildiğince nişastayı az kullanmakta fayda var. Şimdi ilk katımı serdim. Diğer katları tek tek göstermeyeceğim. Sadece döşenmesini göstereceğim. İçine cevizli, fındıklı istediğiniz kuru yemişi serpebilirsiniz. İçine herhangi bir şekilde yağ da dolaştırmayacağız. İlk iki kata ceviz sermiyorum. Yani toplamda 10'arlı gruba iki kata ceviz sermiyorum. Çünkü bu alttan ısı alacağı için ceviz altta kavrulur, kötü bir tadı olur. Yavaş yavaş pişecek. O yüzden iki katı serdikten sonra cevizi serip sonra istediğiniz kadar ceviz serpebilirsiniz. İsterseniz iki katta bir serpin. İsterseniz her katta ceviz azar azar, azar serpin. Böyle parçaları koyduktan sonra genelde seriyorum. Bu şekilde daha düzgün oluyor araları. Bütün 60 tane yufkamı bu şekilde yerleştiriyorum. Yani 6 tane 10'arlı grubu bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra klasik baklava şeklinde keseceğim. Değişik değişik baklava kesmeyi seviyorum. Bu yıldız kesimler var, işte havuç dilimi kesimler var biliyorsunuz. Madem klasik bir ev baklavası yaptık, tadına uygun bir şekilde verelim istedim. Klasik baklava şekli kesiyorum. Bir taraftan da yağımı ocağa koydum, kaynıyor. 250 gram kadar tereyağını ocağa aldım. Güzelce kaynatıp hafif biraz soğusun ki dibine bu süt tortusu çöksün. Kalan üstündeki süt tortusunu da yine bir süzgeç yardımıyla süzüyorum. 250 gram kadar tereyağına bir su bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Ilık bir şekilde baklavamın üzerine döküyorum. Çok sıcak dökerseniz hamuru haşlarsınız. Soğuk dökerseniz de hamura işlemez. O yüzden ılık dökmekte fayda var. Daha sonra da bu İki kaşığın tersiyle kaşıklama işlemi yapıyorum. Yani onları aslında nasıl kabaracağını söylüyorum. Her iki tarafından da şekillerin içe doğru itiyorum. Bu şekilde ortaları kabarık, kenarları da böyle muntazam bir şekilde kabarıyor. Tam 1 saat 180 derecede turbo ayarında bazen alt üste çevirdim. Bu şekilde pişirdim. Davul fırınlarda da 1 saatlik kadar bir sürede pişiyor. Aklınızda bulunsun. Yavaş yavaş pişmesi çok önemli. Eğer hızlı pişerse mesela yarım saatte pişerse şerbet yediği zaman hamurlaşır. Bir gün sonra şerbetleyeceğim. Tamamen soğuyacak. Dilerseniz 3-4 gün önceden de yapabilirsiniz. Baklavayı
baklavam nasıl pişti? Araları hamur mu kaldı, güzel mi pişti diye size tek tek aralarını göstereyim. Biraz hacimli duruyor, farkındayım. Şerbeti yediği zaman katlar daha iyi oturacak. 3,5'a 3,5 şeker, çeyrek de limon. 10 dakika boyunca kaynattım. Sıcak kaynar şerbeti soğuk baklavanın üzerine gezdireceğim. Birazcık daha yumuşak seviyorsanız üzerine hava almayacak bir şekilde ya da bir fırına olabilir. Tepsi kapatabilirsiniz. Bu şekilde biraz daha yumuşayacaktır. Yarım tepsi kapattım ben. Bu şekilde hem çekti hem de çıtırlığından bir şey kaybetmedi. Bir gece kadar dinlense iyi olur. 4 saat sonraki haliyle size servis yapacağım. Baklavam çok güzel soğudu. Şimdi şöyle bir tabağa alacağım. Bir çıtırlığını duyun istiyorum. Bir ara katlarını tek tek deşe deşe göstereceğim yine. Çok lezzetli. Çok orta katları çok böyle harika pişmiş. Yani ara katları benim için çok önemli. Hamur olmaması çok önemli. Bu yüzden yağdan kesinlikle kısmayın. Şöyle bir çatalla böleceğim ve aralarını göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi muazzam bir baklava. Şerbetini çok güzel çekti. Ara katlarını görüyorsunuz. 60 kat var burada. Tamı tamına 60 kat var. Normalde tepsiye sığmaz diye düşünürsünüz. Tek çatalla tek seferde alabiliyorsunuz. Altı da çok güzel pişmiş. İnşallah sizler de bu lezzeti tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.